Bu bölümde iç mekan render uygulaması yapacağız. Bununla ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz bir iç mekan modelleme uygulaması vardı. Hatırlarsanız ikinci DVD'de benzer bir çalışmayı yapmıştık modelleme ile ilgili. Baştan sona bir salonun ve yine mobilyalarının diğer bileşenlerinin modellemesini yapıp mekan içerisine yerleştirmiştik. Bu çalışma dosyamızı açalım. Dosyamızı açtıktan sonra biraz etrafına bakabiliriz. Şöyle dışından orbit aracımla gezelim. Gördüğünüz gibi her tarafı kapalı. Pencereler var. Bu taraf balkona açılıyor. Burası Fransız balkon. Bu kısımdaki kapımız ise salona açıldığı için burası cam değil de belki buzlu cam, sırlı cam diyebiliriz veyahut da ahşap panellerle kapatılmış. İç kısımlarına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi sahneme C harfine bastığınız anda 3 tane kameramız var. Bu kameralardan iç mekanımızı detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Yine ikinci kameradan salonumuzun diğer bölümü ve pencereyle kapının olduğu diğer bölüm. Şimdi arkadaşlar öncelikle sahneme ışık ekleyerek başlayacağım. Ancak ışık eklemeden önce birkaç detaydan bahsedelim. İç mekan renderlarında iki türlü bir iç mekan renderı söz konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi gün içerisinde iç mekanın renderı, bir tanesi ise yine gün içerisinde ancak akşam vakti, yani güneşin battığı, güneşin olmadığı bir ortamda ve sadece iç mekana yerleştirilen ışıklarla yapılan aydınlatma sayesinde alınan render. Biz burada öncelikle daylight sistem kullanarak gündüz render'ı alacağız. Daylight sistem için öncelikle sistem kısmından Daylight'ı seçip, hatırlarsanız bu Daylight'tan da yine Mental Render bölümünde detaylı bir şekilde bahsetmiştik Daylight sistemle ilgili. Buna evet dedikten sonra önce bu tarafta, hatırlarsanız kapı ve pencerem bu taraftaydı. Yani balkon kapısı ve Fransız balkonumuz belki öylece adlandırılabilir. O da ikisi bu yöndeydi. Bu tarafa şöyle bir pusulamı çiziyorum. Ayarlıyorum mouse'umu sürükleyerek. Ardından arka plana Mental Hyperscale Sky ekleyeceğim diyor. Evet diyoruz. Pardon, tekrar işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle sürükleyerek bıraktık. Ardından bunun yüksekliğini, yani güneş ışığımızın yüksekliğini de şöyle mouse'umuzu sürükleyip ayarladıktan sonra bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yan görünüşten baktığımızda ışığımız sanki konum olarak işte doğu batıdan bakıyormuş gibi, doğu kuzey doğudan bakıyormuş gibi geliyor. Bu nedenle ışığımızın yönünü biraz çevireceğiz. Yani ışığımız tam buradaki pencereye işte eğimli bir şekilde gelip içeriden süzülüp ortamı aydınlatıyormuş gibi düşüneceğiz. Burası mekanımız. Burada bir tane penceremiz var hatırlarsanız. Bu pencereden içeri girerek bu ortamı aydınlattığını varsayacağız. O durumda yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Buradaki pusulayı seçip Compact E tuşuna basıp, yani Rotate aracımızı kullanacağız. Ardından bunu şöyle döndürüp tam objenin karşısına, yani buradaki hedef nokta olan pencerenin karşısına dikmiş olacağız. Işınların geliş açısını bu şekilde ayarlamış olacağız. Yine buradaki Daylight'ı seçip buradan Setup'tan dilersek buradaki değerlerle oynayabileceğimiz gibi, bakın bunun yerine Manuel'i seçip şuradaki Daylight ikonunu ne yapabiliriz? Şöyle eğimli hale, biraz daha eğimli hale getirebiliriz. Bunları ayarladıktan sonra şu anda sistemimiz otomatikman Mental Ray'i algıladı. Işıkları algıladı. Arka planı algıladı. Bundan bir de direkt buradan render motorunu da aktif ettikten sonra C'ye basıp kamera birden içeriği bir görelim. Yine Shift F ile
render yapılacak alanı bu şekilde belirledim. Bunları belli bir çerçeve içerisine aldım. Şuradaki menümüze tıklamak suretiyle buradan Light and Shadows'tan, yani ışıklar ve gölgeden, Hardware Shading seçeneğini aktif ediyorum. F4'e basıp buradaki çizgileri de kapatıyorum. Şimdi Test Render alalım. Test Render aldığımızda biraz bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bunun nedeni görmüş olduğunuz gibi burada sanki üst tavana çıkmış gibi etki var. Bunun nedeni de ise arkadaşlar, şöyle bir bakalım hemen tekrardan, render penceremizi açalım. Bu arada şuna da dikkatinizi çekeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi pencerelerden gökyüzünü görebiliyoruz. Skylight etkisini buradan görebiliyoruz. Tabii öncelikle buradaki tavana bir bakalım. P tuşuyla burayı değiştiriyorum, bakışımı. Tavanda belki şöyle bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu genelde Mentara'da da oluşan bir sıkıntı. Üst tavanda eğer plane objesi kullandıysanız bazen bu ışık geçirgenliği yapıyor. Bu nedenle mevcut tavanı seçip kaldırıyorum. Ve buraya bir tane standart parameterslardan bir tane box ekliyorum. Box objesine tıkladıktan sonra snap aracımızı kullanarak burada 3 boyutlu olarak yakala diyoruz. Şu iki köşeden bir tane tavan ekleyelim. Burada şöyle, evet. Yine aynı işlemi taban içinde yapalım. Buradaki tabanı da seçtik. Bunu da siliyorum. Burada yine bir tane box kullanacağım. Şuradan default lights diyelim. Şuradaki etkiyi kapatalım geçici olarak. Ardından buraya da yine taban çiziyorum. İki noktayı seçtim. Üçüncü noktayı da şöyle bırakıyorum. Bunlara birer tane isim veriyorum. Taban dedik. S tuşuna basarak snap aracımı kapatıyorum. Yine üst tabanı da seçtikten sonra buraya da tavan diyelim. Şimdi C tuşuyla şöyle kamera birden bakalım ve render alalım. Render aldığımızda gördüğünüz gibi ışığın o tabandan ve tavandan oluşan ışık sızmalarını bu şekilde önlemiş olduk.